Selam. Sanırım şu an yapacağım konuşma benim hayatımın en zor konuşmalarından bir tanesi olacak. Ama bunu yapmak zorunda olduğumu, yani bunu size borçlu olduğumu, bu konuşmayı yapmayı size borçlu olduğumu biliyorum. Son 3 ayda hem kendime, hem ismime, hem aileme, hem beni yetiştiren o anneye, hem beni yetiştiren babama yakışmayan, hem beni seven insanlara yakışmayan şeyler yaşattığım için hepinizden çok 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 özür diliyorum. Beni seven herkesten çok özür diliyorum. Hatta benden nefret edenlerden bile özür diliyorum. Onlardan özür dilememin sebebi de şudur ki onları mutlu ettiğim için. Ben Allah'ıma bir tövbe ettim. Çok yanlış bir şey yaptım. Çok ayıp bir şey yaptım. Çok günah bir şey yaptım. Biliyorum. Farkındayım. Şu an konuşurken kameraya bile bakmak istemiyorum. Sanki sizin gözünüzün içine bakıyormuş gibi hissediyorum çünkü kendimi. Utanıyorum. Hiç hayatımda ağzımdan çıkmayacak laflar da çıktı. Hiç hayatımda yapmayacağım hareketleri de yaptım. Çok özür diliyorum. O karşı taraftaki hanımefendiden de çok özür diliyorum. Yani nasıl bir şeydi bu? Neyin etkisindeydim? Neydi bilmiyorum ondan sonra. Ama herkesten, en başta kendimden ve herkesten defalarca, binlerce kez özür diliyorum. Bir daha Rabbimin de izniyle hiçbir zaman kör şeytana uymayacağım inşallah ve kendimi hiçbir zaman böyle bir duruma bir daha sokmayacağım inşallah. Bana tekrardan kol kanat geren, bana tekrardan bu yaptığım hatada bile kol kanat geren dostlarımdan, arkadaşlarımdan, sevenlerimden de Allah razı olsun. Ben dediğim gibi Rabbime bir tövbe ettim ve bir daha böyle bir şey olmayacak. Yani binlerce kez özür dilerim. Diyebileceğim başka hiçbir şey yok ve siz sevenlerime söz veriyorum ki bir daha ne olursa olsun karşı taraf hakkında bir şey konuşmayacağım. Bazen sinirime yenik düşüp ağzımdan bir şeyler çıkabiliyor. Onlar için de özür dilerim. Ama kendimi ne kadar dizginleyebilirsem o kadar dizginleyeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sizin sevdiğiniz Melis Buse Betkayan geri geldi.